Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma du'a'ul kafirine illa fi dalal. Şimdi Allah bile, konumuzun içerisini söyleyeceğim. Allah bile Celle Celaluhu kendisini tanınmasını istemiş. Bunu da en cami insana vermiş. Malum. Anlatacağım şu. Allah bile tanınmak isteyen Allah, tanınması için insana dedi ki, sen kendini tanın, sonra beni. Şöyle. Biraz garibinize gidecek ama alışmadığımızdan dolayı uslu. Allah'ı tanımak kolaydır, insanı tanımak zordur. Alışmadığınızdan dolayı buna şaşıracaksınız. İnsan zordur. Niçin? Allah'ın eseri vardır. Allah'ın peygamberi vardır. Allah'ın kitabı vardır. Allah'ın sanat teknolojisi vardır. Allah'ı tanımlayan ve tanıyan, vasıf ve sıfatlarını gösteren sistem var kainat. Yani Allah'a gösteren Kur'an, peygamber, kainat, insan fıtratı. Seni kim? Sen kim tanıyacak? Bir de sen kendini tanıyacaksın. Kulağı açtık, harici duyuyoruz bu duyduğumuz gibi. Gözü açtık, hep harici seyrettik. Kendimizi unuttuk. Bedelini de çekiyoruz. Çocuktan büyüğe kadar, kadından erkeğine kadar herkes sıkıntıda. Öyle mi değil? Buhran geçiriyoruz. Sebebi temeli insan kendisini tanımadığında, biraz ondan okuyacağım. Bak Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Ondandır ki men arefe nefsen fakat arefe Rabbe. Yani kendini tanımadıkça onunla tanıyacağını nasıl tanıyacaksın? Ne olduğunu nereden bileceksin? Bir sürü vartaları var. O zaman kendini doğru yorumlayacaksın. Onu yorumlamanın da yolu doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Başka şansımız yok arkadaşlar. Ben bu darbeleri çok yemişim. İçsel yapıda çok yemişim darbeleri. Şimdi Ustak Barda geliyor, buradan giriyor bak. Lemalar 118. Kendini tanım, bir daha söylüyorum. Kendini tanımak kadar keyifli bir şey yoktur. Fethuli ibadi fi ibadi vethuli cenneti. Gireceksin cennete demiyor ha. Sen. Gir cennetime diyor. Gir burada, burada. 744'te sözlerde diyor ki cehennemden ihraktır. Cehennemin cehennemi var. Cehennemden daha beterdir diyor. Aynı cümle böyle geçiyor Risale'de. Cehennemden beterdir. Ruhtaki hadise. Ya. Ruhtaki bir hadise. Diyor ki, senin karanlıklı dehan. Yani bir böyle manzarayı çiziyor, bir böyle çiziyor, bir böyle çiziyor. Ama böyle inan, kendini tanımladın mı? Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistem nasıl çalışıyor? Çözdün mü? Çok kolay oluyor. Bu budur, bu da budur. Bunu buraya koyayım, bunu da buraya koymayayım. Merak edeniniz varsa, bizim o sitede nurdersi.com'da şey için anlatayım. 235'te bir psikoloji dersi var. Orada şu geçiyor. Şeytan şöyle yaptı, böyle dedi. Vesvesesi olanlara söylüyorum. Vehim olanlara söylüyorum. Onlar, o kardeşime duyuruyor. Ya böyle derdim var, böyle şey yap. Aklım gidiyor, kafam takılıyor, vesvese oluyor. Gittim, oldu olmadı. Kendimi kötü hissediyorum diye ne diyorum ki? Bak 235'te şöyle. Şeytan denilen sistem
İnsan bedeninde, bünyesinde nasıl çalışıyor? Yani balıktan, balığı sana vermiyorum orada. Balık nasıl tutuluyor? Sistemden bahsediyorum yani. Sistem nasıl işliyor? Şeytan nedir? Nasıl bir varlıktır? Bizim gibi eli ayağı var. Bizim gibi mahluktur. İmkana tabi tutulmuştur. Tabi tutulmuştur. İki cinsiyeti vardır. Kendisinden kendisine döller, kendisi kendisinden doğurur. Öyle kadın erkeği kendisidir. Aynen bizim gibi ayağı var. Tipi bize benzer. Kafası şöyledir. İnceleşiyor elektronik gibi. Hop içerimize girmiş şeytan. Şeytan var. Ha, bu sistemi tanımlamak için orada anladı. Bak sistem öyle çalışıyor. Sistemi bildin mi o kadar rahat ediyorsun ki. Ha bu budur, bu da budur. Ustad da şuna şöyle demiş. İlim onu tart eder, cehil onu davet eder. O adamı tanırsan yani tanırsan gider. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Ben seni tanıdım, niye gitmiyorsun? Ha, o değil, bildim o. İlim canlı ve ruhludur. İlim onu tart eder demek enerji paketinden karşı dayanamıyor o. Biz enerji, bilgi kuru bir anlayış zannediyoruz. Buraya giren her şey canlı ve ruhludur. Her şey, seyrettiğiniz televizyon, duydunuz, kokladınız, tad aldınız, dokundunuz vesaire, ne içeriye giriyorsa hayata, hayatsız olamaz. Suya giren ıslanır. Bunun tersi olmaz. Ne sokuyorsanız kesinlikle aktif ediyor seni. Onun için televizyona ne seyredersen ona göre hesap et. Mutlaka sana yansıyacaktır bu dünyada. İşte çocukluktan beri soktunuz ya kafaya, işte korkuyorum, tuvalete gidemiyorum. Aa birisi var arkamda falan. Evan panik hep buralarda. İşte girmiş, şu anda aktif ediyor. Uzatmayayım. Senin karanlıklı dehan, nevi beşerin gündüzünü geceye kaybetmiş. Deha bu. Biraz gireceğim şuna. Allah benim Müslümanımın zekasını aklından önce etmesin. Allah benim Müslümanımın aklını zekasından önce etsin. İleri etsin. Amin. Ne demek? Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Edilemez. Bu aklı yapana, bu aklı bağlamak vahiki akıllılıktır. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana, bu aklı bağlarsanız bu aklı mutlu edersiniz. Onun adı vahiy. Eğer bu akılla bunu memnun etmeye çalışırsanız zekavettir. O zaman Allah onun derdini vermiştir. Kendisi kendisiyle çözümlemeye kalkıyor. Kendi kendini mutlu etmeye çalışıyor. Mümkün değil. O zaman önüne gelen menfaat ve lezzet her şey gaye olur. Putlaşır. İşte usta da diyor senin karanlıklı dehan. Yani vahye bağlı olmayan bir deha. Deha dimağın şu kafada tıp öyle der. Kafada akıl var der. Diğerleri onun birimi. Hayır usta diyor ki dimağda şu kafada 7 birim var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Sözlerde geçiyor. Deha bu taakulun içerisinde bir birimdir. Bunu öne çıkarıyor. Bakın 7 tane sistem. Elime bakın. Tahayyül. Soğan kabuğu gibi düşünün. Soğan kabuğu diş taraftan. Tahayyül. Hayal. Gir içeriye. Tasavvur. Kadınların tuzağı, mezarlığı, tahayyül. Erkeklerin mezarlığı, tasavvur. Sonra tasdik, taakkul. Sonra tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunlar külliyattaki şeyler. Şimdi bu deha, bu taakkulun içerisinde bir birim. Şimdi adam, 7 tane birimin içinde olan taakkulun içerisinde 12 sıfat var. 12 sıfatı çıkarıyor, kendine hakim kılıyor. Bu adam mutlu olacak, öyle mi? Yani bu aklı bu akla idare etmeye çalışıyor. Ve mutlu olacak bu akıl. Mezarlık yapar seni ya. İşte buhran buradan geliyor. Bak diyor ki senin karanlıklı dehan, vahye bağlı olmayan dehan. Nevi beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş, dönüştürmüş, formatlamış.
Ya insan yapısı çok tuhaf ya. Mesela dün akşam Allah'ımızın elhamdülillah ikramından bir tane tefekkür, bununla alakalı tefekkürmüş yapayım. Ahiret nerededir diye sordum cemaatte. Ahiret nerede dünyanın? Başka bir örnek vereceğim. Ruhumu aldım. Çıkarttım ruhu. Allah öyle diyor ruha. Ruhundan öfledim ruhunuzu diyor. Bizim ruhumuzdaki hakikattan bütün kainat yaratılmış. Arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsa. Allah'ın dışında ne varsa hep insanın çekirdeğinden yaratılmış. Böyle bir ruhu aldım, arşa koydum, arş dedi ki ben kaldıramam. Kaldıramazsın kardeşim. Şu binayı gidip de bir odaya sokabilir misiniz? Buranın odasına. Bu binayı alıyorum, bu odanı, binanın içinde olan odaya sokmaya çalışıyorum. Almadı. Aldım ruhu, kürse götürdüm, lef-i mahfuza götürdüm. Hiçbir tanesi hiç ben kaldıramam dedi. Soruyorum o zaman bu ruhu nereye koyacaksınız? Bir yere montaydı, nereye koyacaksınız? Cennet, cehennem bile bizden yaratılmış, burada yaratılmış. Cebrail bile insanın ruhundan yaratılmış. Böyle bir kutsi insan. Ha, bu ruh, şu anda ben konuşurken haletim, sizin de bana teveccühleriniz, bedensel bir hayattan çıktınız. Şu anda ahirettesiniz. Dünyalı değilsiniz. Neresisin? Bir daha söylüyorum. Şu anda bak dönermişim böyle bakıyorsun. Cesedinde haberin var mı? Böbreğinde haberin var mı? Yaşadığımdan bile farkında değilsin. Ben de öyleyim. Ben dalmışım şu anda. Ben şu anda motoru ısıtıyorum. Zevke doğru gidiyorum. Keyif alıyorum. Peki neredeyim? Ruhtayım. Sen de ruhtasın şu anda. Peki ruh. Cennete koyduk içine alamadı. Ben taşıyamam dedi çok ağır. Arşa götürdüm alamadı. Lef-i mahfuza götürdük alamadı. Arş-ı azama götürdük. Hiçbir yere sokamazsınız. Muhyiddin Arabi öyle diyor. İnsan nedir sorulduğu zaman? İnsan odur ki bütün kainat ondadır ama o kainata sığmamıştır. Şeyde işaret edeceğiz de söylüyor. Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh. Bütün kainat insanın ruhunda dürülmüştür diyor. Halifelik sırrında anlatıyor. Böyle acayip bir şeysin. Bütün alem sendedir ama ruhun alem cinsinden değildir. Peki nedir? Her şey burada yaratılmış. Şimdi bu ruhu, ruhta yaşıyorum şu anda. Ruh dünyalı değil, cennetli değil. Ruhumda yaşıyorsam şu anda ahiret hali yaşıyorum. Dünya cinsinden bir hal değil ki. Dünyada değildi şu anda. Şu anda dünyada mısınız zannediyorsunuz? Ruhtayız. Ruh da dünyalı değil. Ruh nereliyse biz oralıyız şu anda. Ruh nereliyse biz de oralıyız. İşte usta diyor ki bunlardan hiç haberin yok. O karanlıkta sen dehan nevi beşerin gündüzünü geceye çevirdin de demiyor. Kalbettin. Değiştirdin demiyor. Karanlık gündüz. Ha o zaman ötekisi gelir. Hayır. Yapıyı, sistemi değiştirdin. İnkılap deseydi tavuk yumurta yumurta tavuğa döner. Hayır demiyor. Kalbetmek dönüşü olmayan bir hale soktun. Dönüşü yok. Acayip kullanılıyor. Acayip yerinde kullanılıyor. Tuhaf bir şey yani. Kalbetmek. Hani var ya kalp para. Kalp olmuş yani. Sahte para yani. Kalbettin yani. Öyle bir dönüşüm yaptın ki giriş dönüşü yok. Ruh öldürüyor ya. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulümatlı geceyi ısındırmak için yalancı muvakkat lambaları tenvir ettin. Ha işte bu. Zıng 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 zıng. Yani dünyasını, ruhunu karanlık aydınlatmak için yaktın beni, pişirdin, köfte ettin. Ne olmuş? Zaten yanıyorum. Bir de orada yanıyorum. Yaktın beni pişirdin çare mi? Ulan bari soğudum, soğumaya istiyorum, rahatladım, rahatladım demiyor. Kar olsun bu dünya, gitmek istiyorum, yok olsun. Lan derdimi dert katıyor yani adam rahatlatıyorum zannediyor ya. Abi geçici bir rahatlık hissediyoruz. Şeytan işte devreye girmiş adam. Sistemi çalışıyor.
Anladın mı yani? Abi zaten yanıyoruz ya, zaten sıkıntılıyız, zaten dünyada sığmıyoruz. Dünya zalim, sen beni bıraktın, köfte ettin, viran ettin, niye bıraktın falan. Çare mi bu? Ona çare olsa ben niye oradan çıkmam abi? Allah Allah ya. Bak ne diyor? Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulümatlı geceye. Zulüm şu, dima yapılan. Zulümat ise ruhsal hissedilen. Kafa kapkaranlık. Karanlık. Nasıl çözeceksin? Kendinden haberin yok. Acayip bir şey ya. Yani ne kadar insan ne kadar zalimdir kendi nefsine ya. Kendini tanımadığı zaman insan kendisine, kendisi kendisine mezar oluyor. Çöküyor böyle. Demiyor muyuz? Yaşanmaz bir dünya ya. Bu ne biçim bir şey? Her şey var, mutlu değiliz arkadaşlar. Her şey var. Atı, yatı, katı, eşi, işi, aşı. Her şey var. Hem de en iyisi var. Ama yok. Aşı, işi, eşi var. Atı, yatı, katı var. Mutlu değil. Niye değil? Çünkü ciddi bir hakikattan mahrum. Şeyde söylüyor. Hutbe-i Şame 75'te. Ciddi bir şeyden haberin yok. Nedir o? Ruh. İnsanı bedensel hazlarını tatmin ederek huzur vereceğini zannetti. Sıkıntılı ve zulümlü ve zulümatlı. Yani dimağı tatmin etmiyorsun. Tahayyülü ve kıblesi yok. Tasavvurun kıblesi yok. Tahakkulün kıblesi yok. Dimağı nasıl tatmin edeceksin? Arkadaş bu yapılırken bu kullanılmadı. Bu göz buraya takılırken bu göz yoktu. Bu gözden önce göz olması lazım ki bu göz buraya takılıp olup olmadığını o gözle bakacaksın. Bakıyorsun öyle oldu mu olmadı mı? Çevir çevir dikkat et tamam. Yavaş sağa götür sola götür. Hani bu göz buraya takılırken bundan önce bir göz olması lazım. Olmadı sağa çevir bırak, bu tarafa gittin. Alnında olmaz. Çenede de olmaz. Buraya koy tamam. Uyup uymadığını bu gözün dışında bir göz olması lazım. İnsanın huzuru da böyledir. Huzuru da böyledir. İnsanın dışında bir kaynakla ancak insan kendisini çözümler. Yoksa kendi kendisini çözemez. Açtı, nerede biliyoruz? Açtı piyasa. Her gün inanın binlerce insan ulaşmak istiyor ama ona çok az bir kişi, o da bakamıyorum ama 10 kişi arıyorsa 9'u abi değilim. Lan ben doktor muyum? Değilim. Niye sen arıyorsun? Abi başka bir şey bu. Bunu arayanlar kim biliyor musun? Çaktırmıyorlar demiyorlar. Ne olur ne yaptığımı sorma. Dün bir tane sarıyor. Ne olur yaptığım işimi sorma. Yoksa doktor musun dedim. Alıştım ya artık. Erzurum'da psikiyatrist bir adam. Ve bir dergide, sağlık dergisine köşe yazı yazıyor. İnsan nasıl mutlu olur diye. Anladın mı? Allah. Çok istifade ediyorum siteden diyor. Ya diyor, şu nasıl şey yapacak diyor tasavvur. Dedin ki sen, bana çok geliyor diyor. Kadınların mezarlığı tasavvur, tahayyüldür. Erkeklerin tasavvurdur. Kadınları çökerten hayalin kıblesiz kalmasından. Erkeklerin ise düşünce çöplüğü var ya, bir sürü şeyler soktuk. Onun içine çıkamamaktan geliyor. Yani doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Ne düşünüyorsanız ceyrandır, enerjidir, o canlı ve ruhludur. İçine giriyorsunuz. Ne düşünüyorsanız olsunuz. O anda olsun. Hiç şansın yok. Mesela birisine böyle kızıyorsun, nasıl diyor, neyi dedi falan hayal yapıyordu. Araba sürerken, mutfakta iş yaparken, ona hayne bak ya nasıl dedi, niye dedi onu okum. Bunu düşünürken, of be ne kadar mutluyum diyebilir misin? Adamı vurup, kırmaya, dökmeye, çekmeye, kafasını koparmayı hayal ediyorsun. Onlar düşünüyorlar, nasıl kafasını keseceğim, arabayı çevireceğim, bilmem ne yapacağım, nasıl dedi, niye dedi, ne ağzını payını vermedim. O anda diyecek, ulan ne kadar mutlu, iyi ki ya şey yaptım ya, of be. Der misin? Haberler de öyle. Hangi haberi kapattıktan sonra, ulan iyi ki seyrettim ya. Ulan ne huzur aldım ya, of be. Haberi kapattıktan sonra, of. Vallahi öyle olsa ben hiç haberin önünde çıkmam ya. Peki her haberden sonra sıkıntın artmıyor mu? E niye sıkıntının düğmesini açıyorsun?
Allah Allah. Kızıyorum arkadaş, bana haber de verme ya. Abi ne yapayım? Pozitif kuyusunun kapağını açma ki bilmem ne kokusunu alma. Hem pozitif kuyusunun kapağını açıyorsun, hem niye koku alıyorum? Yalnız sıkıntılı, zulümlü ve zulümatlı geceyi ısındırmak için yalancı, muvakkat lambaları tamir ettin. Lambalar biraz önce çalandı işte. Yaktın, pişirdin bilmem bir şeydir. Gençler flört işte. İşte okuldur, üniversitedir. Bunlar böyle hep ruhu unutturuyor. Gayeler veriyor. Adam olacaksın. Herkes senden bahsedecek. Kariyer olacak. Yıldız olacaksın. Böyle. Hep kendini unutturucu şeyler ya. Ne yapmışsın? Ama içerisinde nurculuk olunca başka. O lambalar surur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Etmiyor. Geçici böyle o anda bir sarhoşluk veriyor. Böyle balığı sudan çıkarsın da böyle manyaklaşır ya. Böyle bunlar işte. Böyle geçici bir böyle şey. Hakikaten ya falan. Bitecek bir 10 dakika sonra bitecek. Veya yarım saat sonra bitecek. Ondan sonra ne yapacaksın peki? Derdine dert kattı. Hiçbir şeyin yoktu. Ulan birisi teyip açtı, bir kaset çaldı. Ah ulan ah şu dünya be. Uzun havadan bir çaktı. Hakikaten uzadın gitti yani. Peki ne oldu? Rahatladın mı? Tam dersini. Hiçbir derdin yoktu. Dert başladı. Hiçbir derdin yoktu ki. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor. Yani ağlanacak hallerini bize göstermek için adeta. Yani ehli dünyanın halini Allah bize gösteriyor. Çünkü küfür imana hizmet ediyor. Acayip bir hal. Size bir tane misal söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Şimdi insan nasıl mutlu olur diye Rus yazar 3 cilt kitap yazmış. Dünyada en çok okunan psikoloji kitaplardandır. 3 cilt. Bundan yaklaşık olarak 6 ay olmadı, 4 ay mı neydi? 4 ay önce karı koca yazmışlardı. Karı koca el ele tutuşarak intihar ettiler. İnsan nasıl mutlu olur diye kitabını yazan intihar ediyor. İlk motoru yapan Henry Ford, oğlu ve kardeş intihar ediyor. Fiat'ın oğlu ve torunu intihar ediyor. Bilmiyorum, acaba böyle baktığın zaman çok ilginç. Her şeyleri olanlar. Mesela intihar olanı oran bakımından dünyada en fazla Japonya'da oluyormuş. Sonra İsveç, Norveç, Finlandiya'da oluyormuş. Baktığın zaman kişi başına gelirin en yüksek olduğu yerler. Hiç olmadığı, pek olmadığı yer neresi biliyor musunuz? Afrika. Kanser de yok. Yani bize bir şey demiyor mu bu? Ya hayvan olacaksın, ya adam gibi adam olacaksın. Burada hayvan gibi, hiç insanlıktan çıkmış bir şey. Niye fetret, hiçbir şey bilmiyor. Ondan sonra orana baktığın zaman İslam devletlerinde çok çok gözde değil, artık belirgin bir çizelge var. Galipten bahsetmiyorum, girdiğiniz zaman görürsünüz Google'da. İşte intihar oranları ama girmeyin yani. Moralınız bozulur. İntihar ediyor. Çok da ilginç, onlardan bir tanesini söyleyeyim. Honda'ydı, yesi yok. Honda fabrikanın sahibi intihar etti 1,5 sene önce. Şimdi sen de diyorsun ki Honda Jeep'im olursa içinde ben mutlu olurum. Adam fabrikayla mutlu olamadı. Sen bir Jeep'le nasıl mutlu olacaksın? Adam fabrikayla mutlu olamadı ya. Sen diyorsun ki Honda Jeep'im olursa tamam canım. Onu takkemi anla. Adam fabrikayla olamadı mutlu. Sen oradan çıkınca. Allah Allah. Fransız ve ama Ermeni Yahudi asıllı olan Renault. Paris'te dolaşıyormuş helikopterle. Bu tür şeyler bana çok getiriyorlar. Hem de yabancı ya çeviriyorlar bana. Yurt dışındayken. Helikopterle dolaşıyor fabrikasının üzerine. Ya çok ilginçtir. Yanında da mezarlık var. İşte ona yala kaçılar falan şöyledir böyledir. Fabrikayı büyütüyoruz söyleyeceğim. Adam mezarlığa kafayı takmış. Biraz in demiş kaptana. İnmiş. Ya demiş bu fabrikadan çık şu mezarlığa gir demiş. Yani olacak şey mi? Şimdi onun ölüm karşısında ölüm, kesin ölümün o anlayışın içerisine hangi fabrikayı doldurabilirsiniz? Neyle doldururuz? Ama iman olursa olur. Fabrikanda olsun. Kitapta yaz.
İman yoksa hiçbir şey yok. Çünkü imanın içerisi Allah'tır. O ki Allah yok aleminde hiçbir şey yok. Her şey karanlık. Her şey duman. Arkadaşlar ehli biraz olduğumu biliyorsunuz. Yurt dışında dolaşıyorum. Oha yapanlar var ya. Tamamen uyuşturulmuş otlarla, esrarla, ben şeylerle, ruhsal yapı var ya sizde olan özellik yok. Taha şey, zihayattır, zihşuurdur, kanunun vücud harici, ruhun üç vasfı yok. Ölmüş. Zihayat sıfatı çalışıyor, hayatları uşkurluk ve mideyle bağlı. Başka hiçbir şey yok. Bitmiş, fok balığı gibi. Uyuşmuş. Hiç. Öyle insanlık denilen bir alametler yok. Sıkılması için kafa lazım, kafa yok ki. Sığır'a desen ki bak sığırcığım biraz moralim bozuk olsun bak bizim canım sıkıldı. Siz hiç moral bozuk sığır gördünüz mü? Panik ataktayım ya sormak sahibim bana. Ben panik ataktayım bir ilaç verseniz falan der mi sığır? Sığır niçin? Niçin sığır panik atak olmaz? Çünkü sığırdır. Niçin sığırdır? Sığır olduğu için. Allah. Çok acayip ya. İnsanlığımıza ne kadar şükretsek azdır. Parayla almamışız. Allah almamışız. Verilmiş. İhsan edilmiş. Her bir zihayat senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musibetsededirler. Dinsiz nazarında insan nasıl yorumluyor? Diyor ki her bir insan dünyaya gelmesi demek mezbahada sırasını kesilmek için sırasını bekleyen hayvan gibidir. Çünkü kafası kesilip kuyuya atılacak. Ya bunların başı var bir tane. Bir tane zındık. Gelmişti Rize'de, denk geldik. Sordum, ölümü neyle yorumluyorsunuz? Ölüm diyor, fiziksel olaydır diyor. Bir şey diyor yani, erimek gibidir, sabun gibidir. Peki insanlık o zaman dedim, sen insan beden mi? Tabii canım, bedenin dışında insan mı var? Bunu ne görüyorsan odur. Onun dışında bir şey yok diyor adam. İnsan bunu anlıyor. 60 kilo, 90 kilo. İyi bir adam niye 90 kilo geliyor? Yani iyi bir adam değil ya. 60 kilo gelen bir adam ya bu. Değer yargısına bak yani. İnsandaki kasıt bedenmiş. Ölüm fizikselmiş. O güzel şeyler, o ahlaklar. Hayır. Hücrenin sıfatları diyor. Yani merhametli olmak, şefkatli olmak, kayalı olmak. Namuslu, namusunu kıskanıyor, kıskanmıyor. Bunlar maddenin özelliği mi? Durdu. O zaman 90 kilo gelenle bir Türk'le 90 kilo gelen Alman aynı kiloda olduğu için aynı duygular olması lazım. Maddenin özel fonksiyonu ya. Suyu Alman'a da boşaltsan ıslanır, Türkiye'de boşaltsan ıslanır. Öyle değil mi? Böyle boşaltsak aşağı iner, Alman boşaltıyor yukarı çıkıyor. Olur mu? Eğer sıfatlar, maddenin fonksiyonu, özelliği olsa herkesteki o maddi yığını ne kadardır? 70 kilo. Bütün 70 kilolular aynı şeyi düşünüyorlar. Aynı hisleri var. Yok. Babasına bak, şeyine bak. Ya acayip bir şey ya. Yani bunu örnek vermekten bile çekiniyor ya. İnsanın tanımlamasını cesede indirgemiş. O kafaya bak yani. Şimdi bu dünyada mutlu yaşayacak. Öyle birisinin sekeratına denk gelmiştim de, hani mecbursun ya ben bilmiyordum. Böyle bir Almanya'da çağırdılar. Nasıl nefes alıyor biliyor musun? Gidiyor da gidiyor. Ben içine 3 defa nefesimi koyarım. Acayip bir şey. Ben bilmiyordum bu adamı. İnanın bak bunun üzerine sana size söylüyorum. Cami imamısın ya. Ben adamı eve davet ettikleri zaman Kur'an okunacak diye böyle lüksün yok ki kimdir, nasıl bir adamdır, zındık mıdır, hayırlı mıdır, sadık mıdır? Gidiyorsun da mecbur cami imamısın o şehre. Tamam, gittik. Bir nefes alıyor. Sonra öğrendim kim oldu. Bir bırakıyor ama ne zaman sonra. Tamam o. Ben zaten şey yapayım. Yasin'in ikinci sefasıydı. Vel gribil emeserene sahben kariye. Meğer tam gelmiş adam şeye. Öteki cehenneme zımaraya gidecek. Ben ne bileyim ya. Ama tip mip zaten gösteriyordu. Neyse böyle kıbledir diye böyle yatıyordu. Ne kıblesi? Biz kıbleye döndük ama bakmıyor buna. O anda o bitmiş ya böyle.
Bak, ölümü fiziksel diyen, cesedi fizikle ifade eden adam o kafa. Ondan sonra o bir heyecanlanıyor, vefat ediyor. Diye bina ara atıyor, göz birbirlerine girmiş, dudak acayip. Yalan mı söylüyorum size? Bak halimi seyretti yani. O nara atınca ben de Kur'an, Muran, bir sayfa, Yasin, hiçbir şey kalmadı ki. Güya çaktırmıyoruz da hocayız falan ödümüz patladı mı? Ben adreyim bilem, verdiğim tekrar patanaş. Ödüm patladı. Sonra aman yarabbi tipe bir baktığım zaman, yarabbi ya. Yüzümü yıkama bahanesine gittim, abdest, lan çarpılacağım diye. Az kaldı çarpıldım ya. Nasıl çarpılmazsın? Oyuncak zannediyorsun. Sonsuz cehenneme taş yuvarlanıyor. Ama o nar atacağını da tahmin etmiyordum ki. Kaç taş öyle? Başka bir tanesini anlatmayacak. Bir eve gittim. Yaşlı biline. Babaanne. Kocasın o kız. O da böyle. Nefes alıyor. Allah'ım. Tam şey yapacağı zaman... Niçin zahmet buyurdunuz? Allah aşkına o da bir şey gördü, bu da bir şey gördü. Niye? Nereden biliyorsun? Ötük çocuğu. O da onu da gördü. O da benim Müslümanlığım, belki Müslümandı inşallah. Gördüğümü söylüyorum. Niye bu böyle? Niye bu böyle? Ha, neyle? Cesette izah et. İmansız yaşama şansımız yok. Nereye gidiyorsun imansız? Ahirete nereye gidiyorsun? Ümraniye'de cenaze dedim, dün dinleriz. Arabaya tabii içimden diyorum, ey gidi insan. İmanın varsa mezar arabasına, yolun açık olsun. Allah selamet versin sana. Eğer imanın yoksa veya o İtalyan çukurlarından aşacak iman seviyesinde enerjin yoksa, Allah belanı verdi, bil. Belayı aldın. Toplumsal bela değil o. Bela bu. Belanı vereni buldunsa sabah. Eğer imanın ya yok veya oraları aşacak seviyede değilse hiç şansın yok. Ama bir insan namazını kılıyor, cemaati var, bir davası varsa yolun açık olsun, hiç korkma. Davam diyorsa yani bir cemaata iştirak amali ürünlediğin insan varsa korkma. Elhamdülillah. Çok güzel. Cemaatimiz var, namazımız var. Gençler hepiniz çoğu görüyorum, %70 genç. Televizyonlardan, internetten uzak dur. Arkadaş, günahtan bahsetmiyorum. 25. kare yapıyorlar. Erbaa Habiseleri filmin müziklerini üzerine bindiriyorlar. Korkulu her videonun içerisine cin konuyor. Onunla enerji olarak geliyor. Onun için çocuklar hayasız, hırçın, saldırgan, tatminsiz. Ne verirsen ver, kırar, döker. Yok yani böyle. Bir memnuniyet yok. Bu nereden geldi bu? Tipi tipten çıkmadı ki. Bu model nereden çıktı? Buradan büyümüş. Her şeyi muhatap edersen çizgi film namı altına soktular içeriye. Soktular hırçın. Hadiste geçiyor değil mi? Hadiste. Hadiste şöyle geçiyor. Ahir zamandaki çocuklar, ihtiyarlar emri bir maruf ne yani münker yapmaz. Gençler hayasız, çocuklar hırçın olacak diyor. Laf dinlemez. Hırçın. Yani hep o seyrettiklerimiz, içeriye soktuklarımız, ne sokuyorsanız İmam Gazali diyor ki 15 sene sonra sana yansıyacak onlar. O şey misali veriyor. Dağa bağırırsan, ey! Dağ da böyle yapar. Ey, 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 dalga dalga. İşte diyor yaptığınız dağa ses vermektir. 15 sene sonra sesi size dönecektir. Çocukların bunu çağı. Allah muhafaza etsin. Allah benim Müslümanlarımı muhafaza etsin. İman ikamı. Hüsnü hatime versin. İman aldınız. Gerisi hikaye. Araban yok. Ayağım var, şükret. Arabası olup da intihar edenler var. Yani nerede olduğunu bil ve şükret. Bak Allah sana cemaat vermiş.
Allah sana davayı nasip etmiş. Oku. Derslere git. İhmal etme. Kötü arkadaş seçme. Hizbul Kur'an'ı mutlaka oku. Yaşlılarınız, kaza namazlarınıza başlayın. Vallahi bunu ödeyeceksin. Ya burada ya orada. Tercih et. O bitmez. Seni ilgilendirmez o. Başta yarın vefat et. Bitmiş gibi muamele göreceksin. Yeter ki başta. Başta. Başladın mı? Bitmiş gibi muamele görecek. Bırakma. Ben sizinle az görüşeceğim de kitaptan kafaya kaldım biraz fazla. Diyeceklerimi hemen söylüyorum ki. Bunlar yapın diye. Hani ders yapıp. Tamam da ne yapacağız? İşte söylüyorum bunları hemen yapmak dünya bir matemani umumiyedir zındığın nazarında. O karanlıkta deha böyle görüyor. Matemani umumi. Herkes ağlıyor. Zındık der ki herkes mutsuz. Ne mutsuz kardeşim? İşte çocuğunu kaybeden diyor kadın için diyor usta değil mi? Kainatı ağlar ve yetim görür. Oysa ben birisi vardı vakıf yanımızda. Emsaldık 1900 kaçtı 90 küsürde. Camdan bakıyor böyle gürüyor. Oğlum benim gördüğümü bilmiyor. Ben de bakıyorum öyle. Allah Allah nereye bakıp gülüyor dedim ya. Ya dedim keşke meşgul etmesem ama. Dedim yine var dedim ne gülüyorsun. Aa baksana dedi Hasan ya. Her taraf gülüyor dedi ya. Esma gülüyor ya diyor. Oğlum ben de bakıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Demek ki dünya bir matemani umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen mabelyalardır. Dünyadaki o sadalar var ya böyle. Ölümden gelen mabelyalar. Oysa ölüm nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kirbitle odunu yakın. Odun. Odundan nur çıkar, duman çıkar. Odun katı ve kesiftir, bir yerdedir. Odundan çıkan nur nerededir? Tuzlanın neresindedir? Her yerinde. İşte odundan kasıt dünyadır. Odundan çıkan nur cennettir. Odundan çıkan duman ve ısı cehennemdir. Odundan çıkan nur ve latiflik yani böyle latif enerji çıkar ya. O yani odun bir yerdeydi, odundan çıkan her yerde. Odundan çıkan latiflik ve nur cennettir. İki zıttın kendisini odun olarak göstermesi. Odundan kasıt bedendir ve dünyadır. Peki soruyorum. Odunun neresindedir nur? Ha, odunun neresinde nur varsa ahiret dünyanın orasındadır. Uzak mı şimdi ahiret? Odunun içerisi demeyeceğim ha. Bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Oldu değil mi? Bardak ayrı, su ayrı. İki yapı. Hayır, odunun içi diyemem. Çünkü odun ayrı, içi ayrı değil. Odun iki zıt yapının kendisini ifade etmesidir. Duman ve nur. Yaktığın zaman göz gözü görmez duman. Kapatır her tarafı. Nur ise açar. İşte nurdan kasıt cennet, dumandan kasıt cehennem. Odunun neresinde duman var? Her yerinde. Odunun neresinde nur var? Her yerinde. Şuna bak, iki zıt şey aynı yerde. İşte iman küfür aynı yerde. Odunu insan düşünün. Odunun neresinde nur varsa ahiret senin orandadır. Bak hiçbir yerde değil yani, böyle uzak bir yer değil ahiret. Zaten ahiret yaşıyoruz. Ne kadar şey. Öyle yanan odun nura inkılap ettiği gibi vefat eden de böyle olacak. Odundan nurun çıkması gibidir. Ruh tak kendi kılıfından çıkıyor. Yani ehanesinden, yuvasından çekip gidiyor. Neredeyse orada inkılap ediyor. Ağır mı geliyor konuşmam? Anlıyorsunuz değil mi? Ahiret bak uzak falan yerde diyor. Oho! Öyle, o zahir lugatta öyle. Alınıyor, gidiliyor da gidiliyor, şöyle de doğru. Onlar aynı zahir lugatta öyle. Batin lugatta ise ruh neredeyse ahiret oradadır. Ruh neredeyse cennet, cehennem, arş, kürs. Yani çekirdek neredeyse dal oradadır. Çekirdek neredeyse çiçek oradadır.
Çekirdek neredeyse meyve oradadır. Öyle değil mi? Oradadır. Ha, ama çekirdeğin içerisindeki yapı, yani ağaçtaki gözüktüğü gibi değil. Çekirdekten dal çıkar ama o dalı çekirdeğin içinde de öyle arama. Yani o dışa vuruşu dal. Ama biz biliriz ki bu surettir, hakikati burada. Ha, nasıl ki ağaç çekirdeğin içindedir, senin ruhunda da Allah ve ahiret öyledir. Sığmadım kainata diyor Cenab-ı Hak. Beni seven müminin kalbine sığdım. Allah böyle diyorsa ahiret nerede kaldı ki? O zaman çekirdek konuşuyor. Dal benim, çiçek benim, meyve benim, dal budak koku benim. Yalan mı söylüyor? O zaman ben diyebilirim. Arş benim, kürs benim, cennet benim, Cebrail benim. Her şey sende kardeşim. Sen de çöplükte harcama bu yapını. O kadar kıymetlisi ne olur. Yani bu sistem o kadar fevkalade değmez buna. F-16 ile gübre taşınmaz. Olmaz yani, yakışmıyor. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen babelalardır. Senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavunu zelildir. Çünkü firavun Rab iddiası etti kendisini. Şimdi önümüzdeki ne ay geliyor? Ramazan. Ramazan için ne diyor biliyor musun usta? Ramazan için diyor ki, Ramazan nefsin firavuniyetini kırar direkt diyor. Niye nefsin nemrutluğunu kırar demiyor? Niye şeddatlığını kırar demiyor? Firavuniyetini kırar. Firavunun akıbeti nerede olmuştur? Suda. Vücudun kaçta kaçı sudur? %76'sı sudur. Oruçun manası lugat Risale-i Nur'da yanmaktır. Aç olmak değildir. Oruç direkt nefsin firavuniyetini darbe vurur o cephesine. Oruç bedendeki su unsuruna darbe vurur. Firavunluğumuz oradadır. Oraya vuruyor. O susuzluk yani. Ondan sonra bu sözümü unutmayın. Ramazanınıza böyle dik durursun. Susadım. Acıkmayacaktık zaten. Acıkma imtihan değil. Susamak imtihan. Diyeceksin ki niye böyle oluyor? Acımasız yanacaksın. Sen yanmıyorsun. Nefsin %76'sı sudur. Nefiste kasıt bedendir. Bedenin en büyük yapısına, su unsuruna darbe vuruyoruz. Nemrutluk ise bedenin ateş unsurudur. Tamam. Acayip bir şey ya. Bak burada da öyle vuruyor. Niye Nemrut demedi de firavun diyor. Diyor ki, fakat diyor, senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur. Firavun olur. Bedensel. O zaman arkadaşlar bedenin %76 su ya, suyla alakalı duygularınıza sahip olun, firavunluktan çıkarız. Oluruz Musa. Sudan kasıt cinselliktir. Erkekleri öldürdü, kızları bıraktı. Firavunluk darbesine vuran oruçta ama ortaya koyduğu hayat haram helal bilmektir. Firavunun en büyük özelliği neydi? Erkek çocuklarını kesiyor, kızları ortaya koyuyor. Kalan insanları da erkekleri kızlarla öldürüyor. Firavunun özelliği odur. Firavunun tarihin derinliklerini ararsan o zaman Firavun'u anlamamış olursun. Bırak ki o serseri, o Kızıldeniz'deki Firavun ne yapacak? Çünkü İngiltere'de. Ne yap? Beni ilgilendirmiyor, bana bir faydası yok. Firavundan, firavunluğumdan bahsediyor. Bizim nefis firavundur. Su unsuru üzerine kurulmuştur. Şehvettir. Şehvet ve cinselliktir. Firavunluğumuz. Zaten oruç oraya vuruyor. Su unsura vuruyor. Şehvete vuruyor. Cinselliğe vuruyor. Su. Ya o suda boğulmayacağız. O su için boğulmayacağız. Anlıyor musunuz? Şimdi değişti değil mi biraz? Rastgele kullanmıyor bu. Tuhaf bir şeydir bu. Soracaksın sen, niye Nemrut demedin? Nemrut ateş unsurudur.
bedendeki ateştir. Allah Allah. Fakat en hasis şeye ibadet eden basit köpeği bile tenezzül eder. En hasis şeye, en hasis ibadet eden, onu esas kabul eden, kıble yapan, bir insanın kıblesi yoksa kıblesi budur. Kendisidir yani. Kıble nedir? Dava. Davam. Kıbleye bağlandı mı hiç kimse seni sokamaz. Pusula bile tak 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 tak. Hemen tak her tarafa kimseye kıbleyi gösteriyor. Kıblemiz olacak arkadaşlar, davamız olacak. Davana bağlandı mı hiçbir şey hatırına gelmiyor. Yatarken bile hiç. Acayip bir şey ya. Sen davana sadık olursan şeytan sana selam durur. Ulan bu davasına sadık ya. Zaten iddia ettiğimizi yaşamadığımızın adı şeytandır vücuttaki yapısı. Okuduklarımızı eyleme dönüşmeyenin adı şeytandır. Şeytan sistemi bu. İşte kitap, Kur'an'da da kitap bütün merkebe benzetiyor. Şeytanı aradık hariçte. Tamam o da var ama burada da var. Şeytan senin seyrettiğin videolarla seni vurur. Gidip şeytan senden çıktı. Senin adı neydi delikanlı? Onur. Şeytan çıktı senin şeytanın, benim de öyle. Gitti, ulan nereye gideyim ya, pis rezil filmler de var internette. Gitti interneti açtı. Seyretti, etti. Akşam hemen sana geldi koşta koşa. Kendi seyrettiği filmi sana seyrettiriyor. Böyle yok. Hangi filmi sana oynatıyor biliyor musun? Namazda getiriyor veya seni onunla vuruyor. Senin seyrettiklerin. Senin seyrettiklerinle seni vurur. Acayip. Mesela gidip de şeytan kütüb-i sitteyi Kur'an'ı okuyacak da ondan sonra bana onunla vurmuyor. Benim okuduğum dini bilgileri, uygulamadığım şeyler şeytana dönüşüyor. Ders bittikten sonra meyve veriyorlardı. Osman, tamam mı? Erik vardı, bilmem ne vardı, kiraz. Ben baktım, onu yedim, bir tane erik yedim, o hoşuma gitti. Biraz da ileriye doğru gittim, baktım tepsinin ortasında daha sarılar vardı. Gitti, elim tak gitti, aldım ortaya, ortadan. Ağzıma koydum, bir sırdım, bak bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bak küçük cüzden veriyorum, sende de oluyor bu. Ay sırınca dedi ki, bak, şimdi dinle, geri atamazsın dedi. Allah Resulü diyor ki, diyor, şeytan ha. Ve yemeğin bereket ortadadır, ortadan yemeyin. Sen dedi ortadan yedin, bereket azaldı, bu kadar milletin rızkını azalttın. Ama şimdi bana itiraz edeceksin, yok bir şey. Hadisi de inkar edeceksin, kafir olacaksın. Ulan sus lan hayvan, az kaldı beni erik için kafir etti. Erik lan, bir erik ha. Ortadan aldım diye az kaldı kafir etti. Peki size soracağım şu, burada. Bu hadisi şerifi yemeğin ortasında yemeğiniz. O mu okudu kütüb-i sitteden ben mi? Ne olur söyleyin. Ben okudum. Peki okuduğum bilgiyi kim uygulamadım, bana kullanmadım? Okuduğumu uygulayamadım, bana kullandım. Oldu işte vesvese. Okuduğunuzu uygulamasanız vesvese inkılap ediyor. Oldu, şeytan nerede arıyorsun? Ne ararsın şan bu arada? Hakikati kendinde ara. Gördün mü? Az kaldı erikle baktım ya. Ama bilmesem, sistem. Denden dolayı hüküm çıkarıyor. O ona bağlıyor, o ona bağlıyor. Hayır. Kendisi olması lazım. Net. Peki. Zaman geçti. Şu cümleyi okuyorum, kesiyorum. Firavunu zelil olur. Yalnız noktalara bastım. Rastgele kullanılmamış. Nemrut denmemiş. Şeddat denmemiş. Firavun denmiş. Firavun'a kafayı kaldır. Kızıldeniz'de Musa'ya karşı koyan... Ne demek Musa? Şeriatın simgesidir. Yani hayat. Hayatta iba, haram ve helalınız yoksa firavunluk modundasın. Firavunun denizindesin. O suda boğulacaksın. Onu, firavunu boğan, firavunu durduran Musa'dır. Yani şeriattır. İbadetullah'tır. Sünnet-i seniyedir. Siperimiz sünnet-i seniye. Kalamız, yani şeyimiz, zırhımız takvadır. Musa olmak lazım Firavun'a karşı durmak için. Musa olmasan Firavun seni Kızıldeniz'e boğar. Eğer sen Musa olursan manevi, Kızıldeniz'de Firavun boğulur. Sen boğarsın onu.
Firavun diyor, Musa'dan kasıt neydi? Sünnet-i Seniyye. Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seniyyenin terazileriyle amal, hareketlerini ve düşüncelerini, hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyyeyi rehber yap. Musa budur. Ne ararsın 3000 küsür senede Musa'yı? Ben ona bana ne katkı yapacak? Musa şeriattır. Musa sünnettir. Musa iki şeydir. Kur'an'ın mizanları, sünnet-i seniyenin terazileri, birisi itikat, birisi amel, iki cena. Karıştır, Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle, yani emredildiğin gibi yaşarsan, yani beş vakit namazını kılarsan, akabinde tesbihatını yaparsan, tamam mı? Haramlardan uzak durursan, Firavun kızları ortaya koymuştu. Firavun zihniyeti kızları ortaya koydu. Sen Firavun'un tuzağına düşmemek için onun koyduğu şey namazına, helal ve haramına dikkat edersen manevi Musa olursun. Manevi Musa demek o Kızıl Deniz denilen o kanaldan akan su. Kanal su, kanal su. Kanaldan akan o suya gömersin. O Firavun da şehvettir. Orada gömersin. Yoksa seni gömerler. Biter. Bunu yapabilmen için internet ve televizyonlardan uzak olacaksın. Her gün 5-10 dakika dersin bitti. 5-10 dakika bunu okuyacaksın. Sorunuzu alırım. Çay faslında sizi tutmamak için. Dersi bitirdim. Sorularınız varsa sorarsınız. 5 vakit namaz kılacaksınız arkadaşlar. Gençler, gençlere size hitap ediyorum. Namazın akabinde mutlaka ama tesbihatı yapın çünkü nurcuların geçmişten, gelecekten, dünya ve ahiretten, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneydeki bütün nurcu abi ve kardeşlerinizden, gelecek abilerinizden de bütün amellerin ortak olmak tesbihatta geçer. Tesbihatını yapacaksın. Namazını kılacaksın. İnternette, televizyonlarda uzak duracaksın. Abi ders dinliyoruz. Dinleme ya. Nur dersini sizin için yapılmamış. Nurcuların siteleri nurcular için değil. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerini okuyanlar, oralarda dolaşanlara bir ağ olur diye konmuş. Sen külliyat okuyacaksın. Sen mallar mallığı mı buldun? Bu kaynak bu kardeşim. Ben bundan okuyorum. Sen de bunu okuyacaksın. Ondan sonra geleceksiniz. Haftada bir en az derse geleceksiniz. Ve her gün 5-10 dakika Risale okuyacaksınız. Bu kadar kardeşim. Bizim İslamiyet suyun üzerinde yürürsen, havada kuş gibi uçarsan, al sana cennet. Öyle bir şey yok. Öyle olsaydı hepimiz cehennemliyiz. Çünkü kuş gibi uçan yok. Ha neyle uçacağız? İnşallah uçakla uçacağız. Su üzerinde de gemiyle geçeceğiz kardeş. Ha geminin üzerinde namaz kılacağız. Uçakta da kılacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. 3 aylarınız mübarek olsun. 2 cihanda aziz olun. Cenab-ı Hak taksirat ve kusurlarımızı affeylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hademler yetiştirsin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza ibadetullah, kıbletullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.